Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hardal sarısı düz renk yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra giden sarı yapacağım. Bir örnek paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladığım, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı detaylı şekilde anlatmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 413 numara hardal sarısı ip kullandım. Oyamı da bu ipimle yapacağım. Yanında kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ kullanarak da oyasını yapabilir. Beraber başlayalım. Zaten tek sıra özellikle ip koparmaktan hoşlanmayan, bir seferde başlayıp bitirmek istiyorum diyen hanımlar bu modeli bir değerlendirsin. Birlikte başlıyoruz. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle yazmamızın kenarında tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada hemen bir tane zincir çekeceğim çünkü üstüne örümcek yapıp devam ediyorum. Örümceğim çok uzun olmamalı. Yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda. Bu kısmı tamamladıktan sonra tığımın ucuna ipimi bir defa doladım. Tığ battıda bir, iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarak çok uzun olmayan bir trabzan yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Burada ilmeğimi biraz büyütüyorum. Tuttum elimle. Trabzanımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tuttum ipin içinden geçtim. İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Trabzanımın önünden geçiyorum. İpimi tutuyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Dördüncü ilmek. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On tane ilmek şu şekilde. Trabzanımın üzerine yerleştirdim. Burada ipimi şuradan tuttum. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum üzerine. Bu şekilde yaptık. Burada arkadaşlar bir iki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden tığımdaki ilmek sayısı 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek yaptık. Şimdi 20 ilmeğimi hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Trabzanımın önünden giriyorum sık iğne ile. Buraya tutturdum. Devamında ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, 7, 8, 9. sık iğnem tığ battımın altında. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısım. Tek sıra. Şimdi yeniden aynı motifi tekrarlayacağız. Yine örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimiz çok uzun olmasın. Üstüne bir defa doladım. Tığ battı da 1, 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Çok uzun olmayan bir trabzan yaptım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Burada ilmeğimin büyüklüğünü ayarlıyorum. Trabzanımın önünden girdim. İpimi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2. Trabzanımın önünden geçiyorum. İpimi tutuyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 10 tane ilmek yaptım. 10 ilmeğimi birden düğümlüyorum. Üstüne 2 kez doladım tığımı ipin ucuna. 1, 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım 3 kere de. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimde zincirimin altından girerek tığımın üzerine 20 tane ilmek hazırlayacağım. Tığdaki ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından girdim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmek yaptık. Hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum. Hemen şöyle dipten geldik. Tutturuyorum trabzanıma. Tutturduğum sık iğnem birinci. Hemen yanına 2, 3, 7'ye tamamlayacağız. 4, 5, 6, 7, 8. tığ battının altında. Böylece örneğimizi 2 kez hazırlamış olduk. Bir kere daha anlatacağım. Çoğaldıkça daha güzel görünüyor. Biraz da bu nedenle bir kez daha anlatmak istiyorum. Sonra hızlı bir şekilde ben biraz daha arttırır, ütüler. Size son halini gösteririm. Yine küçük bir örümcek yaparak başladım. Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. İlmeğimin büyüklüğünü ayarladım. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hepsini birden topluyorum ilmeklerimin. Tığımın ucunu ipimi iki defa sardım. Tığ battı da 1 2 boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Birazcık ip saracağım. Fıstık yapıyoruz burada. Zincirimden tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hepsini birden toplayalım. Düğümleyelim. Trabzanımızın önünden girip buraya tutturalım. Sık iğne yaparak. Yaptığımız sık iğne birinci sık iğnemiz. Yanına 2, yanına 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 8. tığ battının altında motifimizi 3 kez tekrar etmiş olduk. Şimdi ben bunu biraz arttıracağım hızlı bir şekilde. Sonra birlikte son halini, ütülenmiş halini görelim. Ben oyamı biraz arttırdım arkadaşlar. Yazmamızın kenarını sadece bir tur dolanarak bu oyamızı hazırlıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Verdiğim sayılara göre yaptığınızda bununla aynı olur. Hiçbir farklılık olmaz.
Ben hafifçe ütüyle düzelttim. Zaten kalıp gibi çıkıyor elinizden. Çok fazla ütüyle ilgili sizi yoracak bir model değil. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Yakın plan fotoğraflar için hepinizi Instagram'a bekliyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum.